Hadi canım kardeşim, lütfen kalk. Selena, Nazlı'ya bir şey olmayacak değil mi? Yüce Onos. Doktor, nedir durum? Maalesef Nazlı'yı kaybettik efendim. Hayır, hayır, olamaz Nazlı! Nazlı! Nazlı, Nazlı olamaz! Korktunuz değil mi diyecektim. Ama burada kimse yok ya. Gecenin bir vakti nerede bunlar? Evde yok ama Ekrem evde. Ekrem kim bilir evde olmadığını öğrenince ona ne tür işkenceler yapacak? Burnuma kötülük kokuları gelmeye başladı ama önce yardım gerekiyor. Aslı! 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 Koş Aslı, koş koş! Aslı! Gel sen ya! O daha çok küçüktü. Keşke onun yerine ben ölseydim. Bize annemize babamızın emanetiydi. Hep bizim suçumuz bu. Onu yeterince koruyamadık. Sizin suçunuz yok ki. Onu asıl koruması gereken bendim. Ya bırakın beni. Yüce Onos'la konuşmam gerek. Olmaz, seni bırakamayız. Şu an Ütopya'da bir olay oluyor ve kötülüğü temsil eden bir otorite olarak benim de olaya karışmam gerek. Sen bundan sonra karışsan zindanlara, mahzenlere, gün ışığı görmeyen karanlık yerlere karışırsın hadi. Ya Yüce Onos, o yanlışlıkla oldu. Ben ona atmamıştım ki ışın topunu. Peki kime atmıştın? Ben öyle ortaya attım, kim üstüne alırsa. Bana bak, sen yaptığın işin sonucunun farkında değilsin galiba. Senden nefret ediyorum. En büyük dostluktan nefretle başlarmış Yüce Onos. Bak, hala konuşuyor. Nöbetçiler, atın şunu mahzene. Hayır, beni mahzene atmayın. Hayır Yüce Onos, büyük bir yanlışlık oluyor. Hayır. Terbiyesiz eşek. Başlarına bir şey gelmiştir de toptan kurtuluruz onlardan he? Nasıl sesini çıkarmaz diye? Ozan evden gidiyor diyorum. Çaresine baksana. Bir şeyler yap. Hayatım, belki de geri dönmezler. Ay düşünsene, ne şahane olur. O zaman eskiden olduğu gibi sessiz sakin hayatımıza devam ederiz. Ben sessiz günlerimizi istemiyorum Aslı. Ben Ozan'ı istiyorum ya. Ben bunları bir Ekrem'e şikayet edeyim de görsünler günlerini. Ekrem! Ama bağırma öyle, ses tellerini yorma bir taneciğim. Ay cadıların yaptığını görüyor musun? Kızımın sinirlerini oynattılar yerinden. Kıvılcım, şu sinirlerini cımbızla çektirsek mi acaba yavrum? Aslı ne diyorsun ya? Hadi Ekrem'i çağıralım. Tamam canım. Hadi. Ekrem! Ekremciğim! Yavaş kızım, düşeceğim. Hadi Ekrem! Nazlıcığım kalk lütfen. Nazlıcığım lütfen bize ölmediğini söyle. Ağlamayın diyeceğim ama biliyorum hiçbir anlamı yok. Ama Nazlı şu anda yalnız değil. Anne ve babanızın yanına gitti. Yani gittiği yerde yalnız değil. Yazık. Tüm bunlar benim yüzümden oldu. Ütopya'nın yönetimini Hades'e kaptırmasaydım, şimdi bunlar olmazdı. Ve o zavallı küçük kız da hayatta olurdu. O küçük kızın ölümünden kendimi sorumlu hissediyorum. Onun için bir şeyler yapabilsem. Ama artık ne yapabilirim ki? Ama
Ama yine de yücelere özel sihir kitabına bir bakayım. Ne olur ne olmaz. Canlandırma. Ölü. Ah. Burada bir şey var. Evet. Ütopya sınırları içinde ölen bir insanoğlu derhal dünyaya gönderilmelidir. İnsanoğlunun ütopya sınırları içinde tekrar canlanması mümkün değildir. Zayıf da olsa dünyada canlanma ihtimali vardır. Selena, kızlar! Nazlı'yı derhal dünyaya götürün. Zayıf da olsa bir canlanma ihtimali var. Ne? O zaman hemen gidelim kızlar. Hazır mısınız? Dilerim bu küçük umut büyük bir sevinçle noktalanır. Ekrem! 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 Yoklar onlar, gitmişler. Yoklar, gitmişler. Kıvılcım, bir kere bana baba diyeceksin. Ekrem değil, bir. İki, gecenin bu geç saatinde bağırıp durma Allah aşkına. Bağırma çocuğum. Ya kızlar odalarında yoklar diyorum. Nasıl yoklar? Bunlar zaten öğlen konuşuyorlardı. Gece evden kaçıp erkek arkadaşıyla buluşacaklardı Ekrem. Olur mu canım bu saatte? Ay çok ayıp Bekroş. Ya söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum. Sonra kötü kız ben oluyorum Aslı. Kıvılcım bu senin pembe yalanlarından biri olmaz. Yok yemin ediyorum ki bu sefer doğru söylüyorum. İnanmıyorsan kendi kendi gözlerinle gör. Kalk hadi kalk. Ay doğru söylüyorum. Kıvılcım doğru söylüyor. Yoklar. Nasıl yoklar? Basbayağı yoklar. Aşk olsun Bekroş. Koskoca ben yalan mı söylüyorum yani? Emin misin Aslı? Emin misin mi diye sordum. Eminim tabii. Ay gel 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 Allah aşkına kendi gözlerine gör. Gel 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 gel. Yatağı için de yatıralım. Selena ne yapacağız? Bak yoklar gidip kendi gözlerine gör. Yoklar git. Dur bakalım dur bakalım. Çok sinirlenme kocacığım. Bak kendi gözüne. Hayatım. Baba ana adı. Aslı sen de mi başladın? Ama yoklardı. Bir sorun mu vardı Ekrem amca? Yok çocuklar yok. Siz okuyun kitabınızı rahat rahat. Bir şey yok. Bunlar hiç akıllanmayacaklar. Hayatım yemin ederim ki biraz önce geldik. Hemen bakındık bakındık hiçbir yerde yoklardı. Vallahi billahi. Aslı kes safsatayı artık çocukları rahat bırakalım. Hadi. Vallahi yoklardı. Ekrem de bir baktığımızı değil mi Aslı? Kıvılcım hadi aşağı iniyoruz. Allah'ım çok fena. Rencide olduk. Yürü yürü. Hadi Nazlı'nın bir şeysi mi var? Yo amcacığım biraz üşütmüştü. Uykusu gelince de yattı. Dur bakayım. Ateşi yok üstelik çok soğuk. Biz geçen gece çok geç yatmıştık da o yüzden onun yorgunluğu herhalde. Doktor çağırmamı ister misiniz? Yok yok hiç gerek yok doktora. Biz zaten bakıyoruz ona buradayız biz. Tamam o zaman size emanet kardeşiniz. Ayrıca müstesna da ilgilenir şimdi sizinle. Bir şey olursa da Zülfikar'a eczaneye yollarız tamam mı? Yok gerek yok biz zaten buradayız. Tamam çocuklar. O zaman ben arada gelir kontrol ederim. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Gel bakalım Kader'cim gel. İşte yatağım bu. Çok güzel müstesna teyze. Yatak da kocamanmış. Burası ardiyeydi. Bütün yükler filan buradaydı. Biz toparladık senin için. Ekrem Beylerin eski yatağı bu da onun için. Çok güzel. O da biraz küçük ama artık idare edersin değil mi? Ne demek müstesna teyze? Bunu da yedek getirdim. Üşürsen diye. Sağ ol müstesna teyzeciğim. Hadi Allah rahatlık versin küçük suratın. Bana bak annemin yanında pot falan kırmadın değil mi? Yok kırmadım. Hah,
Bir duyarsa var ya senin benim kardeşim olduğunu, beni öldürür, seni de kapının önüne koyar, ona göre. Merak etme abi, belli etmem. Abi yok, abi yok. Zülfikar Bey diyeceksin. Zülfikar Bey mi? Ya şimdi Zülfikar Bey demen lazım. Direkt abi dersen şüphelenirler. En olmadı Zülfikar abi diyeceksin. Hani yaş farkı var ya. Peki abi. Abi yok. Pardon, Zülfikar abi. Aferin. İyi. O ne? Bakayım. Etek. Etek. Buna niye bikini malzemesi kadar malzeme kullanmışlar? Nasıl? Nasıl ya? Benim kardeşim böyle şeyler giyemez. Yapma Zülfikar abi ya. Zaten bizim orada da giyemedim bu eteği, laf ederler diye. Bari İstanbul'da giyelim diyordum. Yok ya. Burası sizin oradan beter kızım. İti var, kopu var, takılacaklar peşine. Ama Zülfikar abi. Aması maması yok. Bir kere her şeyden önce sen Tophaneli Zülfikar'ın kardeşisin. Ona göre davranmak ve giyinmek zorundasın. Bundan sonra bakkala çakkala giderken etrafa bakmak yok. Ha oldu da lavuğun biri geldi. Sana laf attı. Oldu da seninle konuşmak istedi. 5 dakika bekleyin, ben geliyorum diyeceksin. Beni çağıracaksın. Ondan sonra ben gelip onu tophaneden denize dökeceğim. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Zülfikar abi. Tamam. Yarın sabah da gelip kıyafetlerini kontrol edeceğim. Ha bunu çöpe atmak zorunda değilsin. Toz bezi olarak kullan. Tamam mı canım? Hadi Allah rahatlık versin. Oho! Koray Bey, bakıyorum hemen yorulmaya başladınız. Süper. Gündüz Türkçe öğretmenliği, akşamda fitness hocalığına mı başladın abi? Hadi hadi, 12 tekrar unutma. Tamam ya, ama uyusun ha. 1 2 37 Merhaba. 38 Canım. Oğlum ne üçkağıtçısın ya? Oğlum, bırak da namımız yürüsün bari. Ben seni Güley'e söyleyeyim de bakalım namın nasıl yürüyormuş. Alo şş, ayıp oluyor. Oğlum sen olan tarafısın. O zaman ben de Selena'ya söylerim. Derim ki senin sevgilin fitness salonlarında kaslarıyla kızları etkilemeye çalışıyor. Hadi abi hadi. Nazar etme ne olur, çalış senin de olur. Ayrıca Selena benim buraya o amaçla gelmediğimi bilir. Tabii ki bilir. Tabii ki bilir. Herkes senin ne kadar kılıbık olduğunu bilir. Hadi abi hadi. Çenen çalışacağına kolun çalışsın. Bu arada Selena ne yapıyor? İyi. Ne yapsın, dadılık yapıyor. Dadılık mı? Abi olacağı bu işte. Olacağı bu. İlişki ilerledikten sonra sevgilin annen oluyor. Ne alakası var abi? Bana dadılık yapmıyor ki. Bildiğin dadılık yapıyor. Çocuk bakıyor yani. Hadi canım. Kantini bıraktı mı? Yo. Kantine eleman bakıyordu zaten. Selena da ek gelir olsun diye dadılık yapıyor. E niye avukatlığa dönmüyor? İstemiyor. Çocuk bakmayı daha çok seviyormuş. Bak ne diyeceğim. Bizim patronun çocuğuna bakan bakıcı istifa etmiş. Patron da 4-5 gündür söyleyip duruyordu, böyle bildiğiniz, güvendiğiniz biri var mı bakıcılık yapacak diye. Bir seninle söyle istersen. Bilmem ki. Şu an baktığı bir çocuk var gerçi ama. Olsun abi, sen yine de bir sor. Hem parası iyi, hem de ben patrona yardım ettiğim için gözüne girerim. Sen sor yine bir seninle. İyi peki, sorarım. Sen de kaytarmaya devam et. Tamam ya. 1227, 1228, 1229. Hiçbir hayat belirtisi yok değil mi? Sabırlı olmalıyız kızlar. Umudumuzu kaybetmemeliyiz. Ben hep içimden dua ediyorum. Et tabii Leyla'cığım. Şu anda onun bize çok ihtiyacı var. Selena. Yüce Onuz. Bir gelişme var mı? Hayır efendim. Umudu kesmeyelim. Peki, bekleyeceğiz. Na 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 Selena, Selena, Selena. Olsun anne, çiğ çiğ daha güzel, vitaminli. Hem o içerki sofranın. Bizimkini hazırlayacağım şimdicik. Acık bekle. Aman be anne ya. İyi ki midemizi bastırsın diye bir lokma bir şey yedik ha. Allah'ım sen benim geçilerime mugayet ol. Bir lokmacıkmış. Ha sen de böyle bir lokmacık yiye yiye bu hale geldin maşallah. Ha. Günaydın. Günaydın. Günaydın kızım. Rahat uyudun mu? He çok iyi uyudum. Aman be. Hadi geç. Sana bir çay koyayım. Yok sağ ol Müstesna teyze. Ben hemen işe başlayayım. Temizlik malzemeleri nerede duruyor? Ah. Kızım acelenmeye başlarsın. Hele bir kahvaltı et. Yok yok, ben hemen başlayayım. Sonra bir ara atıştırırım bir şeyler. Sen bilirsin. Malzemeler yukarı katta, banyoda. Tamam. Ha Müstesna teyze. İsterseniz kahvaltı hazırlamanıza yardım edeyim. Sonra başlarım temizliğe. Sağ ol gülüm. Ben yaparım. İyi o zaman. Size kolay gelsin. Sana da.
Önce acık kızdıydım sen getirdin nereden tanıyorsun diye filan ama iyi bir kıza benziyor. Belli iyi bir aileden. Sahi ailesi filan nereliymiş? Ailesi mi? Heh. Ben biliyorum. Anne geç kaldım. Ben Ekrem Bey'e şey yapayım, ben sana ailesini anlatacağım. Söz veriyorum. İsmin ne dedi söyleyiverdim. Müstesna, müstesna. Kızlar. Nazlı. 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 Canlandı, inanmıyorum. Kızlar, Nazlı aramıza geri döndü. Nazlı. Nazlı. İyi misin? Kötüler arasında maalesef bir dünyalıya bakabilecek bir doktor hiç yok efendim. Doktor Frankenstein da mı yok? Doktor Frankenstein ölülerden sadece canavar yaratık yapabiliyor efendim. Aa, yüce Honos, yüce Honos. Ne var? Beni ne olur buradan çıkartın. Şunlara bakın, bunlar ne kadar kalitesiz kötüler, ne kadar ucuz kül takmış suratına. Ben kaliteli bir kötüyüm, asilim bir kere. Sen çok kalitelisin öyle mi? Tabii ki. Ben kötülükler lordu Hades'im, asilim. Zaten öyle olmasam binlerce yıldır sizin hizmetinizde nasıl çalışayım? Bu daha bir şey değil. Eğer o küçük kız hayata dönmezse sen burayı da mumla arayacaksın. Sen bittin Hades. Jonas beni buradan çıkartın. İstediğiniz şeyi yapın, razıyım. Ne olur ne olur. Ya demek her şeye razısın ha? Pekala. Yüceğiniz, çok sağ olun, çok sağ olun. Minnettarım size. Seni bile özledim Bekertoş. Hadi, hadi şimdi kapıyı kapatacağım. Tamam, tamam. Sen de gördün Aslı, valla odalarında yoklardı. Evet canım, evet. Kesin de Ekrem'e rezil olalım diye oyun oynadılar bize bunlar. Yok Aslı, ben bile bu kadar kötüsünü düşünemedim. Hiç düşünemez. Bakma sen bunlara. Üçünden bir kız yapsan birbirini etmezler. Ay etmezler tabii, bir tanem etmezler. Bana bak, nerede kaldı bunlar? Niye inmediler hala aşağı? Ay bırak Aslı inmesinler. Onların tabaklarındakini de ben yerim. Hepsini yerim. Ye bir tanem ye. Buradaki yemeklerin hepsi sana kurban olsun. Da bunlar bir iş çeviriyor olmasınlar canım. Ay çevirirlerse çevirsinler Aslı. Of ya. Önceden herkes beni severdi. Benimle ilgilenirdi. Ama geldikten sonra herkes onları sevmeye başladı. Vallahi bunalıyorum ama he. Ay aşkım benim, olur mu öyle şey? Sen benim okumayı en çok sevdiğim kitabımsın. Bu ezikler de olsa olsa seni okurken başıma üşüşen sineklerdir canım. Ben seni çok seviyorum ya canım, yetmez mi? Kalpten seviyorum böyle. Yetmez Aslı, herkesin sevmesi lazım. Tamam, Zülfikar'la Müstesna'yı falan da söylerim. Onlar da severler. Sevmezlerse kov onları Aslı. Bizim evden atarız. Sen Ekrem'i de boşarsın. Sonra poşa poşa alırsın nafakanda. Vallahi hayatımızın sonuna kadar hiç çalışmadan yaşarız. Vallahi kadınların dünyasına hoş geldik biz ya. Yavaş. Vallahi manyak olur Aslı, yap. Yavaş. Baban duyacak, koyacak kapının önüne bize. O önceden de Aslı, artık kanunlar kadınların yanında. Sen bunu bir düşün. Bir düşün. Ay çocuk. Yunus, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür etmekte o kadar acele etmesen iyi olur. Neden? Jonas, ne yaptınız bana? Seni koltuk yaptım. Oh! Çok rahat bir koltuk oldu. Hayır, üstüme oturmayın. Söylenip durma, seni çekyat yaparım. Teberle Demeter'le otururuz üstüne. Koskoca Yüce Onos'un kucağıma oturması biraz ters kaçar diye şey dedim de o yüzden. Koltuğuma göz diktiğine göre koltuk sevdanı yerine getirmem şart da Hades. Of ya. Acaba sana birkaç yay daha mı taksam?
Umarım o kız iyileşir de ben de bu dertten kurtulurum. Yüce Onuz kalkın lütfen, lütfen. Of. Nazlıcığım, canım kardeşim, benim aramıza geri döndün. Canım kardeşim, bizi bırakmadın. Nazlıcığım iyi misin? Ne oldu bana? Nasıl geldim ben buraya? Tabii hayatım, en son Ütopya'daydık. Savaş sırasında sana... Neyse, sen bunları boş ver. Şu anda önemli olan senin iyi olman. Ben annem ve babamı gördüm. Çok güzeldi. Beni öpüp sevdiler. Kızlar, ben gidip ona haber vereyim. Biliyorsunuz merakla haber bekliyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayatımda hiç bu kadar aşağılanmamıştım. Bu ne ki? Eğer o küçük kıza bir şey olacak olursa... seni huzurevi tuvaletinde oturak iskemlesi yapacağım. Keşke o aptal Afrodit'in böyle bir gücü olmasaydı da... sizi çocuk yapmasaydı ya. Demeter. Buyur Yüce Onuz. Afrodit'i iyiler müzesinden çıkart. Emredersiniz. Neden o aptal Afrodit'i affediyorsunuz da beni affetmiyorsunuz Yüce Onuz? Suçum onun gibi aptal olmamak mı? Bu da bir kriter. Selena, Nazlı'nın durumunda bir gelişme var mı? Nazlı kurtuldu Yüce Onuz. Oh. Oh, çok rahatladım. Çok rahatladım. Benim üzerimde rahatlamasaydınız Yüce Onuz. Aa, o koltuk benim sevmediğim birine mi benziyor? Hades olabilir mi acaba? Çok yakışmış. Ya Yüce Onuz, beni affedin. Bakın çocuk kurtulmuş. Öyle mi söylemiştim? Evet, Yüce Onuz sözünü tutmalı. Öyle demiştiniz. Hayır, bırakmayın Yüce Onuz. O çocuk ölebilirdi. Bu kadar ucuz kurtulmamalı. Ama ölmedi. Evet, evet, seni bırakacağım. Ama Selena haklı. Seni bırakmadan önce çekmen gereken bir ceza var. Ne? Nünenonuz, Nünenonuz. Ay bakın gördünüz mü, konuşamıyorum. Ya ben artık iyiler müzesinde kalmak istemiyorum Nünenonuz. Niçin Afrodit? Orada hep iyi insanlar var. Niye mi? Yani Nattal Gazi yüzünden N harfinden tiksinir oldum. Nolamaz, Nayır, Nafrodit, Nütopya falan, yani mümkünse N harfinin olmadığı bir yerdeyim. Naşamak istiyorum. Bakın yine naşamak dedim. Aslında yaşamaktır o. Naşamak. Olur. Abla ya, şimdi ne zaman çıkacağım? Çok canım sıkıldı. Biraz dışarı çıkıp oyun oynayabilir miyim? Ya Nazlıcığım, daha iyileşmedin ki. Ama canım sıkıldı yatakta. Nazlıcığım dışarısı kaçmıyor ya, iyileşince çıkıp oynarsın. Ya vallahi iyiyim ben. Üzgünüm ama olmaz Nazlı, biraz daha dinle. Of, iyiyim ben. Hastamız nasılmış bakalım? Müstesna teyze, ablamlar beni içeri göndermiyor. Pek de iyi ediyorlar tabii. Senin şimdi acık dinlenip kendine gelmen lazım gülüm. Hah, Kader gel. Bakın kızlar, tanıştırayım. Kader ablanız bundan sonra bana ev işlerinde yardımcı olacak. Hoş geldin Kader abla, ben Selin. Ben de Leyla. Sen de küçük Nazlı. Evet. Sizi tanıdığıma çok sevindim. Zülfikar Bey sizden çok bahsetti. Nazlıcığım, bak Kader ablan sana ıhlamur getirdi. Bal kaymak da getirdim. Ama ben daha yeni yedim. Olur mu hiç öyle şey? Bunları yiyeceksin ki bunlar bir an önce seni ayağa dikecek. Evet Nazlıcığım, hem bak yatağına kadar getirmişler. Ay, ıhlamur da pek güzel koktu. Heh. O benim. Kader ablam bana yaptı. Bu ne biçim dans? Odun gibi, şempanze gibi zıplayıp duruyorsun. Doğru dürüst dans et. Of ya, şu hale bak. 3400 yılda yaptığım karizma bir anda yerle bir oldu ya. Değil mi? Çok mu komik? Çok komik. Hiç aynaya bakmıyorsun galiba. Bakıyorum. Biz neler çekiyoruz anlamışsındır. Anlıyorum. Hadi oyna Hades. Yono, siz de gelsenize. Karşılıklı oynarız. Gösterirsiniz hem bana. Ha, sen gene kaşınıyorsun.
Şimdi seni eşek yaparım, sabahtan akşama kadar anırır durursun. Tamam tamam, böyle iyi, böyle kalsın. Ben de vur. Selena, Selena, Selena. Cane, cane, cane. İşte meydane. İyi günün dostu. Neredesin? Kız Kadir! Hem üstesna teyze. Kapa şunu. Gel acık soluklan. Kahve yaptım, içeriz birlikte. Ay niye zahmet ettin üstesna teyze? Zahmet olur mu hiç? Acık sohbet ederiz. Hem birbirimizi tanırız acık. Müstesna teyze, sen kaç yıldır bu evde çalışıyorsun? Aslanımla aran nasıl? Zülfikar abi Aslanım biraz çatlaktı dediydi, doğru mu? Ne diye çatlatmış ki kafayı? Bu Kıvılcım Hanım hep böyle aksi midir? Ha bu arada Ekrem Bey Kıvılcım Hanım'ın gerçek babası değilmiş, öyle mi? Gerçek babası kim peki? Sen gördün mü? Yaşıyor mu? Ne iş yapar? Neden ayrılmışlar? Aslanım Ekrem Bey'in yeğenlerini neden sevmiyor? Ay, dur be kızım. Çok sorayı nasıl kafamda tutayım ben? Affedersin, ben yine otomatiğe bağladım galiba. Oo, bunlar bayağı kaynaşmış ya. Acaba anneme Kader'in kardeşim olduğunu söylesem mi? Tabii ya, zaten kendi de dedi çok sevdim diye. Sen hep böyle çok mu soru sorarsın kız? Çok mu soru soruyorum? Bak yine soru sordun. Anne! Anne! Ay, geldin mi oğlum? Bıraktın mı aslanımı hayvanat bahçesine? Hayvanat bahçesine mi? He. Anne ne işi var hayvanat bahçesinde aslanımın? E çıkarken dediydi ya spa'ya gidiyorum diye. Anne o spa, o spa değil ki ya. Onun dediği spa havuzlu mavuzlu böyle sağlık merkezi ya. Kaplıca gibi olsun. Hay Allah. Spalar havuzda mı yüzüyormuş? Oh be anne, spaları da havuza soktun ha. Boş ver şimdi spayı mupayı. Ben sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Aman söylersin oğlum, kahve içiyorduk. Yapayım mı sana? Ya dedi? Anne bırak kahveyi. Önemli diyorum ya, Kader hakkında. Biliyorum. Neyi biliyorsun ya? Çok soru soruyor diyorsan çoktan öğrendim ben onu zaten. Biz de şimdi konu konuşuyorduk. Kendimi tutamıyorum diyor ayol, biliyor kim böyle çok soru sorardı biliyor musun? Kim? Baban. Bunun babası olacak o uğursuz da aynı senin gibi böyle makinalı tüfek gibi soru sorardı. Çok meraklıydı, rahmetsiz. Rahmetsiz mi? He. Ölünün arkasından rahmetli denir biliyorum ama bunun babası olacak uğursuza rahmetli demek gelmiyor içimden. Anne tamam bak, şimdi Kader'in yanında olmuyor. Yok canım, ne alakası var? Olsun varsın. Kader'le bizim kaderimiz bir kesildi. O artık benim dert ortağım. Bak dinle. Bunun babası olacak o şerefsiz var ya. Daha Zülfikar'ım 2 yaşındayken bizi terk edip başka kadının yanına gitti. Bir de o kadından çocuk yapmış. Daha geçen gün yeni öğrendik. Düşünsene, karısı oğlu ne yer ne içer sormazmış, merak etmezmiş gibi bir de el aletten çocuk peydahlamış. Şerefsiz Niyazi. Anne tamam ama abartma ya, sonra konuşuruz, bırak şimdi. Hey, aman neyse, o şerefsizden bahsedince celallendim ben birden. Siz bana bakın tamam mı? Sen ne diyordun Zülfikar? Ne diyordum? Dedin ya Kader hakkında önemli bir şey diyeceğim diye. Dedim, Kader hakkında... Kızın yatağı, anne hem sert, onu bir değiştirelim. Bir de odada eşyalar çok artık yığılmış. Kızın üstüne üstüne gelir gibi bir ara boşaltalım diyecektim, o kadar. Ha, onu mu diyordun? Ay boşaltırız da yol ne olacak ki? Oh. Hadi kız gel. Şerefe. Uykusuz gibisin biraz. Yo, nereden çıkardın uykusuz olduğunu? Göz altların biraz morarmış da. Şey, aslında Van Osman dün akşam rahatsızlandı. Sabaha kadar başında bekledim. Ya, iyileştin mi peki? Şimdi nasıl oldu? İyi iyi, sabaha karşı ateşi düştüm. Çocukların hasta olmalarına çok üzülüyorum. Ben de, yani onları öyle görmek beni acayip üzüyor. Canım benim, o kadar iyisin ki. Ben artık Van Osman'a bakmayacağım. Çünkü ailesi garip bir şekilde hasta olmasından beni sorumlu tuttu. Anlıyorum. İnsan psikolojisi böyle işte. En ufak terslikte sorunu çözmek yerine o sorunun suçlusunu arıyor. Haklısın. Aynen öyle oldu zaten. Rastgele. Sağ ol abi. Nasıl, bir şeyler çıkıyor mu? Var mı bir şeyler? Yok abi. Sabahtan beri sallıyorum. Hiçbir şey gelmiyor. Baksana kova bomboş. Havada buz gibi. Çıkar belki ya, belli olmaz. Nerede bizde o şans?
Aha, balıklar geldi. Şansın döndü bakıyorum, maşallah. Sağ ol abi. Demek artık on Osman'a bakmayacaksın. Yok hayatım, başka bir bakıcıyla anlaşmışlar bile. Aa, aklıma ne geldi? Süper ya. Ne geldi? Hiç dert etme aşkım. Ben sana yeni bir müşteri buldum bir. Yeni müşteri mi? Evet. Koray'ın patronunun bakıcısı işten çıkmış. Çok acil bakıcı arıyorlarmış. Ben de senin bakıcılık yaptığını söyleyince Koray da düşünür mü diye bir şey söyledi. Yani işin hazır. Ya Burak, aslında bilmem ki ben. Baktığı bir çocuk var dedim ama o çok ısrar etti. Ya madem artık boştasın, kabul edersin herhalde. Öyle ama yani ben... Hadi hayatım, ne güzel işte. Sen demiyor muydun çocuk bakmayı çok seviyorum diye? Diyordum, diyordum ama yani... Kısmet kendiliğinden geldi bak. Bir iş kapandı, bir iş açıldı. Orası öyle ama yani ne bileyim. Tamam o zaman. Ben Koray'ı arayıp müjdeyi vereyim. Bu işi ben çözersem patronun daha çok gözüne girerim dedim. Hem Koray'da bir iyilik yapmış olacaksın. O kadar acele etmesek ha? Müjdeli haberi fazla bekletmemek lazım. Alo Koray. Müjdemi ver. Selena senin patronun çocuğuna bakmayı kabul etti. Hayır. Fitnan. Tutkal gibi bu beslemeler. Yapıştılar gitmiyorlar. Hani bir seneden fazladır evdeler biliyorsun. Kusura bakma hep aynı şeyden bahsediyorum ama içime dert oluyor işte. Aman inşallah bir an evvel büyürler de evlendirip kurtulursun bari. Evlendirir miyim? Ay, onların evlenmelerini mi bekleyeceğim Fitnat'cığım? Sen bile kaç yaşına geldin? Hala evlenemedin baksana. Aa, ne demek sen bile? Kaç yaşına geldin? Hala evlenmedin? Cümlenin hepsi de topyekin şaşırdım ayol. Ben mantık evliliği yapacağım. Mantık mı? Yani senin mantık dediğin şey mi oluyor? Burak Selena'dan ayrılacak, sonra sana aşık olacak, seninle evlenecek. Bunu mu bekleyeceksin? Olur belki. Nereden biliyorsun olmayacağını? Bilmem, tabii kadın mıyım aslında? Arkadaşını tanımıyor musun? Ben bunca zamandır elektrik almasam niye bekleyeyim Burak'ı? Ne zaman gözlerin içine baksam? Bekle beni Fitnat. Beni bekle Fitnat diyor adeta. Of of of. Ay, benim bu beslemelerden kurtulmam lazım. Ay, dünya kadar masraf. Her gün tonlarca para harcıyoruz. Ayşe, masraf dedin de canım. Biraz geç oldu ama ben cüzdanımı almayı unutmuşum. Senin yanına nakit vardır herhalde. İşte var biraz. Gelmişken o zaman bir cilt bakımı, saç bakımı falan da yaptırırız değil mi? Aslında yaptırmasak da olur Fitnat'cığım. Olmaz olmaz. Şimdi bak, solaryuma girmeden gidersek demezler mi adama oraya kadar niye gittiniz diye? Ne diyecekler canım, bir şey demezler. Aa, derler şekerim. Peki gireriz canım. Ama para senin köpeğin olsun. Kıvılcım, sınıfını zayıfsız geçsin, başka bir şey istemiyorum. Aa, geçer. Ay, zayıf dediğinde aklıma geldi. Gelmişken sen şu teyitesini de bir gözüksek mi? Uğrayalım. Tamam, olur. Şu beslemeler sınıfta kalsa çok şahane olacak değil mi? Aa, sen o işi olmuş bil ayol. Kalırlar. Yeterli bir tane nakit var yanında değil mi? Murat Subaşı'nın evi değil mi? Evet. Siz de şey hanım olmalısınız. Selena. Selena Hanım. Buyurun, biz de sizi bekliyorduk. Eda. Bak, Selena Hanım geldi. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Koray bizi arayıp da benim böyle bir arkadaşım var dediğinde inanın çok sevindik Selena Hanım. İnanın, bakıcı aramızdan ayrıldığından beri o kadar zor durumda kaldık ki. Anlıyorum. Bizim çıkmamız lazım. Sonra görüşürüz. Önce cilt bakımı yaptıracağım. Sonra da derneğe gideceğim. Söylemesi ayıp. Kimsesiz Sokak İguanalarını Koruma Derneği Başkan Yardımcısıyım da. Kimsesiz Sokak İguanalarını Koruma Derneği mi? Dernek falan bahane. Toplanıp kumar oynuyorlar.
İşte arada da müzayede falan. Ay aşk olsun Murat. Neyse acıkırsa fast food bir şeyler söylersiniz. İguanaları mı? Hayır canım, bizim oğlana diyorum. Acıkırsa hamburger falan söylersiniz. Fast foodçuların telefon numaraları rehberde yazılı. Ha, ayrıca ben bizim numaralarımızda şöyle bir not kağıdına yazdım. Bir şey olursa ararsınız bizi. Şey, pardon. Yani şimdi ben hemen işe mi başlıyorum? Evet, neden şaşırdınız? Ay yapmayın, yoksa bugün bir işiniz falan mı vardı? Yok hayır, ondan değil. Ama ya ne bileyim, siz daha beni tanımıyorsunuz bir çocuğa emanet etmek için. Tanıştık ya. Hem Koray da sizin hakkınızda çok iyi şeyler söyledi. Daha önce de çocuk bakmışsınız. Hem zamanla tanışırız, hiç merak etmeyin. Şey ama... Hay Allah. Parayı konuşmayı unuttuk değil mi? Bizim şimdi çıkmamız lazım, sonra konuşuruz. Hem merak etmeyin, paradan kaçınmayız. Siz yeter ki çocuğa bakın. Yok, para önemli değil. Ama ben daha bakacağım çocuğu bile görmedim. Ay, haklısınız, kusura bakmayın. Aklımdan çıktı işte. Boğaç! Boğaç! Kusura bakmayın, dalgınlık işte. Ne var ne oldu, nereye gidiyorsunuz? Bizim işimiz var oğlum, çıkıyoruz. Ya ben ne yapacağım? Bak Boğaç'ım, bu Selena ablan. Senin yeni bakıcın. Merhaba Boğaç'ım, nasılsın? Sana ne? Baba, ben bakıcı falan istemiyorum. Siz durun başımda. Aa, oğlum ne kadar ayıp. Siz onun kusuruna bakmayın Selena ablası. Ya bu çocuğa ne isterse satın alıyoruz ama yaranamıyoruz bir türlü. Hadi benim aslan oğlum, uslu dur. Selena ablanı üzme, tamam mı? Kolay gelsin. Kolay gelsin. İnanamıyorum. Gittiler. Ne o, ne bakıyorsun? Boğaç'ım, neden attın onu bana? Sana ne? Benim değil mi? Atarım, atarım. Git bana kola getir. Canım kola istedi. Ah. Eyvah. Yandık bu çocukla. Benim mutfak nerede ki? Boğaç'ım, al bakalım. Bu ne ya? Ben senden kola istedim. Bu mevzu, bunu istemiyorum ben. Boğaç'ım ama bu çok daha faydalı bir şey. İstemem ben bunu. Hemen bakıcı falan da istemiyorum. Gitsene sen. Üzgünüm Boğaç'ım ama buna sadece annem ve baban karar verebilir. Sen öyle san. Bugüne kadar 5 tane bakıcı kaçırttım. Seni de kaçırtırım. Demek ki onlar benim kadar sabırlı değillermiş ha? Aferin evlat. Sen de potansiyel görüyorum. Çok kısa bir zamanda kovdurursun sen bu bakıcı bozuntusunu. Sen karışmasana. Hem senin ne işin var burada? Sana birisinin kötülük yaptığını hissettim de yardımcı olmaya geldim. Aferin evlat. Eziyete devam. Mesela ne yap biliyor musun? Şuradaki beyaz vazo var ya, onu yere at, kırılsın. Sonra da suçu bu iyilik meraklısı. Bakıcı bozuntusunun üstüne at. Haydi, haydi. Buldum. Bu vazoyu kırınca annemlerin seni atması kaç dakika sürecek? Kahretsin. Mavi vazo da orada. Hadi, hadi onu kır. Sen haddini aştın Hades. Neyse, aferin evlat, aferin. Sen Selena'ya eziyet etmeye devam et. Delirt Selena'yı, şımarık ol, aksi ol. Zaten deli olmasa iyilik peşinde neden koşsun ki? Dadı Selena, dadı, dadı. Görürsün sen Hades. Portakal suyunu içer misin? Hadi iç ama. Selena ne yaptı acaba? Bir arasam mı? Burak. Alo.
Alo aşkım, nasılsın? İyi diyelim, iyi olalım. Sen? İyi canım. Ne oldu, görüştün mü aileyle? Evet evet, görüştüm. Oh. Boğaç, ne yapıyorsun? Dur. Ay, pardon pardon. Görüştüm, hatta işe başladım bile. Saniye. Ne? İşe mi başladın? Ne kadar çabuk. Evet, yani ailenin işi varmış, bir anda çocuğu başıma bırakıp gittiler bile. Boğaç, duysana. Çok iyi, çok sevindim. Ya keşke ben de sevinebilsem bu duruma. Niye? Ne oldu ki? Çocuk sorunu falan mı yoksa? Boğaç, telefonu verir misin? Alo, sen kimsin? Ben Burak, sen de Boğaç'sın herhalde. Sana ne? Bana bak. Şöyle denilen kıza söyle, ben bu gece falan istemiyorum. Çeksin gitsin evimden. Boğaç, ya sen ne yaptın zannediyorsun? Alo, alo. Of, bozulmuş. Ne var, reklam dağıtıyorlar. Sen neden böyle yapıyorsun ablacığım? Ben sana ne yaptım? Hiçbir şey. O zaman neden böyle yapıp beni işten çıkartmak için uğraşıyorsun? Çünkü kimse bakıcılık yapmazsa annem evde benimle kalıyor. Tamam o zaman. Bak, istersen ben sana pasta yapayım. Ha? Meyve suyu getireyim. Sağlık şekerim. Afiyet olsun bir tanecim, afiyet olsun. Artık bu kahve biricik karını sevgililer gününde nereye götürmek istediğini düşünmene yardımcı olur hayatım. Ki biliyorsun ben yıllardır sevgili olma özelliğimi hiç yitirmedim aşkım. Bu sevgililer günü nereden çıktı? Bilmem yani, tarihçesini bilmiyorum canım ama yani tüm dünyada, yurtta ve dış temsilciliklerde 14 Şubat'ta coşkuyla kutlanıyor bugün. Anlaşıldı, sen hediye istiyorsun. Olur, alırız bir hediye. Aşk olsun Ekrem. Yani ben bu kahveyi falan senden hediye koparmak için mi yaptım zannediyorsun? Aslında ben daha çok şey düşünmüştüm. Bana sürpriz bir jest yapmak isteyeceğini düşünmüştüm. Tamam, ben de sana sürpriz bir hediye alırım o zaman. Ay hayır Ekrem, sürpriz bir hediye paketi falan istemiyorum ben. Böyle beni ilk günkü gibi sevdiğini gösteren jest bir sürpriz istiyorum, anladın mı? Aslıcığım, biliyorsun ben sürpriz yapmayı pek beceremem, sevmem de. Onun için kasmayalım, olur mu? Kasalım, kastıralım. Aşk olsun.